Şu ara 127'de kalmıştık herhalde. Yoksa Ad kavmine şey yapmıştık, işlemiştik. Hud aleyhisselamın bana itaat edin sözü vardı. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. 127'de kaldık. Şu ara 128. Siz her yüksekçe yere bir anıt inşa edip yararsız bir şeyle oyalanıp eğleniyor musunuz? Rahman Ölümsüz kılınma umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad kavmi neyle uğraşıyordu? Hep kayalar içine binalar yapıyorlar. Yüksek şehirlere heykeller yapıyorlar. Hayatlarını onunla geçiriyorlardı. Ayette ne diyor? Siz her yüksekçe yere bir anıt inşa edip, anıt ne demek? Tapılan put demek. Oyalanıp eğleniyor musunuz? Yani onunla hayatınızı geçiriyorsunuz. Ona ibadet ve kulluk ediyorsunuz. Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz? Yani siz onlarla yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz? Aslında her puta tapan insanlar mutlaka onu ebedileştirmek isteyerek onu yapıyor. Yani heykel dikmek neyi ifade ediyor? O ölmüş olsa da onun ortaya koyduğu yaşam biçimi, hayat tarzı, ideolojisi benim için yaşam kaynağı diye onu yapıyorlar. Onu anlatıyor. Bizde de var. Mesela 750 bin metrekare üzerine yapılan bir mezar var biliyorsunuz. O mezara giden bir yol var. Aslanlı yol dedikleri yol. Mesela o yolun döşeme taşlarını döşerken hep aralarını ikişer, üçer santim boş bırakmışlar. Yani orayı anlatırken bir şey okudum ben. Sebebi de Ali ile ayağı onu yarı para girmesin diye önüne bakacaksın. Çünkü karşıda ileride yüksek bir yerde şey var, mezar var, orada ölü var. Ona mecburen seni başını eğdirtmek için böyle yapmışlar. Yani böyle elini kıçına bağlayıp mezara tekme atıp böyle gitmeyeceksin oraya. Başını öne eğerek ayaklarının ucuna bakacaksın. Ayakların şey olur. Sana zorla saygı duyduruyorlar. Dolayısıyla Ad kavmi de buna benzer şeyler yapmış. Ölümsüz kılınma saat yapılmış. Birileri as yapıyordu. 1.000 yıl yaşayacak, ebediyen. Hatta bazıları kendi önderlerinin sonsuza dek yaşayacağını falan böyle söylüyorlar, işaretler yapıyorlar, iddia ediyorlar. Demek ki dünyevileşen ve vahiyden, hakikatten uzaklaşan insanların ortak özelliklerinden birisi bu herhalde. Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Ne demek bu? Yani siz hem inkar ediyorsunuz, hem insanlara zulüm ve işkence olarak yakaladığınız zaman onlara bir firavunun zulmü gibi, şeytanların yaptığı gibi ona işkence ve ızdırap vererek yapıyorsunuz. Hep önde gelenlerin durumu bu değil mi? Yani şu dünya üzerinde onları köleleştiriyorlar, fırkalara ayırıyorlar. Daha sonra da onlara zayıfladığından dolayı onlar sana karşı koyacak güce erişmeyince de ona zulüm üzerine zulüm yağdırıyorlar. Yani genel olarak önde gelenlerin yaptığı bu değil mi? Bunu anlatıyor.
Firavun'a Hazreti Musa'nın anlattığı gibi. Artık Allah'tan korkun, sakının ve bana itaat edin. Yani siz bunları böyle yapıyorsunuz ama Allah gökleri ve yeri yaratan bir Allah var. O siz dünya hayatında sizin o inkar ettiğiniz gibi biz öldükten sonra tekrar diriltip hesaba çekilmeyeceğiz demeniz doğru değil. Gökleri ve yeri yaratan Allah, dünya hayatında iyilik yaparsanız bunun karşılığını cennet, kötülük yaparsanız da bunun karşılığını cehennemle size ödettirecek. O zaman artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Çünkü ben Allah'ın gönderdiği vahiy kuralları dışında hareket etmem bana yasaklandı. Benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi Allah belirler. Ben ne söylediysem Allah kesinlikle vahiyledir. Vahyin dışında bir şey söylersem Allah beni peygamberlikten azleder. O zaman bana itaat edin çünkü ben güvenilir biriyim. Bundan dolayı da söylediklerimde kesinlikle yalan, yanlış, dolandırıcılık filan bulamazsınız mesajı veriyor. Peki Eyüp hocam, Hud aleyhisselam diyor ki bana itaat edin diyor. Bu Kur'an'ın bir ayeti. Nasıl itaat edeceğiz Hud aleyhisselama? Onun ne yediğini, ne içtiğini nereden bileceğiz? Tuvalete hangi ayağından girdiğini, sakalının ne kadar uzun olduğunu nasıl bileceğiz de bunu itaat edeceğiz? Hocam şimdi önce mezarını bulacağız, DNA'sını kontrol edeceğiz. Şu bu teknikte bununla belirleniyor yani. Vahye uyarsak o zaman ne Nuh Aleyhisselam'ın ne getirdiğini o zaman biliriz ya. Yani. O da zaman, Kur'an yani. Aleyhisselam'a uymak. Ben vahye uyduğum zaman Hud Aleyhisselam'a itaat etmiş mi oluyorum? Aynen ona itaat etmiş oluyoruz. E peki o ciltler dolusu hadis kitapları, rivayetler onlar ne olacak? Bunlar yok ki. Nuh Aleyhisselam efendim? Var ya. Buhari var, Tirmizi var, Ahmet bin Hanbel var, Kuleyni var, İbn-i Mace var. Ha, sen onu kastediyorsun. O zaman işte yolunu şaşırırsın. Ne yapacağını da bilmezsin. Yani peygambere itaat etmek için hadis kitaplarına ihtiyaç varsa Hud aleyhisselama itaat etmek için de hadis kitabı olması lazım gelmez mi? Yani eğer öyle inanmak gerekiyorsa yani buraya dediğin gibi ama olmadığına göre şimdi mesela itaat nasıl edeceğiz? Buna itaatı Kur'an'ı vahye o zaman Hud aleyhisselama İbrahim'e itaat etmeyeceksin o zaman. Çünkü niye hadis kitabı yok, rivayet yok. Nasıl itaat edeceksin? Sadece Muhammed'in hadisleri var. O zaman Kur'an'ın emrine karşı gelmiş olursun. Dolayısıyla Kur'an'a itaat etmek aynı zamanda peygambere de itaat etmektir. Nokta. Gerisi hepsi hikayedir, boş laftır. Peygamberlere. Tabii ki. Bütün peygamberlere. Bildiğiniz şeylerle size yardım edenden korkup sakının. Size hayvanlar, çocuklar vererek yardım etti. Bahçeler, pınarlar da. Yani Allah size ne verdiyse, hava alıyorsunuz, bunu Allah veriyor. Su içiyorsunuz, bunu Allah veriyor. Bahçeler yetiştirip, bahçelere pınarlardan akan sularla onları suluyorsunuz, bunu Allah veriyor. Arkasından bildiğiniz şeylerle size yardım edenden korkup sakının derken Allah size bunları veriyor ama bunları boşuna verip sizi eğlendirmek için bunları vermiyor. Kendisine itaat ve kulluk etmek için size bunları veriyor. Size hayvanlar verdi,
çocuklar verdi, onlarla yardım etti. Eğer bunları vermemiş olsaydı dünya hayatında siz mutlu olamazdınız. Bahçeler verdi, pınarlar verdi ifadesiyle de Allah size verdikleri nimetleri hatırlatıyor. Ve siz Allah'ı bırakıp Allah'ın dışındakilere tapıyorsunuz. Hani bir ayette şöyle diyordu. İki tane sizin ortağınız var. Yani ortak derken iki iş sahibi var. Bunlardan birisi size her türlü adil davranıyor. Birisi de hiç adil davranmıyor. Sizin için bu aynı olmadığı gibi sizin iki tane işçiniz olduğu zaman da birisi sen ne söylersen yerine getiriyor. Buna dilsiz dilli diye anlatıyor Kur'an. Birine ne söylersen hiç umurunda falan değil. Sen diyor bunların ikisini aynı kefeye koyar tartar mısın? Allah diyor ki bunların ikisi farklı olur, eşit olmaz. O zaman rızık veren Allah'sa, seni yedirip içiren Allah'sa, Allah'ın söylediğini sen ön plana alman lazım. Eğer Allah herhangi bir konuda bir hüküm vermişse, sen tutup da Allah'ın dışındaki bütün dünyadaki insanlar toplanıp bir araya gelse, ona muhalefet eden bir söz söylese, sen kesinlikle onların yanında değil, Allah'ın yanında olman gerekir ifadesiyle açıklamalar yapıyor. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, bizim için fark etmez. Öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da, bu geçmiştekilerin geleneksel tutumundan başkası değildir. Biz azap görecek değiliz. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. İşte peygamberleri diğer insanlardan ayıran temel özellik, peygamberlere diğer insanlardan farklı olarak bütün diğer insanların bilmediği iki gayb haberiyle peygamberlere ayırmakta. Birisi, dünya hayatında geçmişten ve gelecekten Allah bilgi vererek peygamberin ve kavmin bilmediği konularda peygamberi bildirip zamanı zemini gelince o söylediği şeyin, gelecekle ilgili söylediği şeyin bizzat vuku bulması işte onun peygamber olduğuna bir delil teşkil ediyor. Bu bir. Buna ne diyor Allah? Hakka suresinde o bir kahin değil ifadesiyle anlatıyor. Kahin nedir? Geçmişten, gelecekten haber verir ama onun söylediği ya tutar ya tutmaz. Ama peygamber gelecekle ilgili bir hüküm, bir söz söylediği zaman mutlaka o gelecekle ilgili olay mutlaka ama mutlaka gerçekleşecektir. Bu mesajı veriyor. İşte ikinci bir gayb haberi de ahiret alemiyle ilgili olan gayb haberi. Şimdi hep ölmüş de ahiret alemine gidip dirilmiş olanı gördün mü diye hep insanlar gayri ihtiyari bunu söylüyorlar. İnsanlar öldükten sonra ahiret aleminde dirilecekler. Dünyaya geri gelmeyecekler. İşte ahiret aleminde zulmedenlerin cezasını Allah ebedi cehennemle azaplandıracağını bildiriyor. Onun için diyor ki ayette doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. İşte ahiret günü, din günü diye bahsettiği Kur'an'ın ahiret alemindeki günden bahsediyor. Cennet, cehennem. İman eden ve salih amel işleyenler cennete, inkar eden ve zulmedenler de cehenneme. Onlar inanmasın. Dediler ki bizim için fark etmez. Onlar hani ne diyordu? Şu Müminun suresinin 37. ayette
Biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz, tekrar diriltilecek değiliz. Böyle bir inanca sahip dedi. Hani dediler ki, bizim için ahiret alemi var desen de fark etmez, yok desen de, öğüt versen de, öğüt vermesen de, vermeden olmalısın, olmasan da, yani öğüt verenlerden olmasan da, verenlerden olsan da bizim için fark etmez. Çünkü biz onlara ne diyor? Bu geçmiştekilerin geleneksel tutumlarından başkası değildir. Yani geçmişler de böyle söyledi durdu. Böyle bir şey yok. Biz buna inanmıyoruz. Biz azap görecek de değiliz. Yani hani ne diyordu onlar? Sen ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe biz sana inanmayız diyorlardı. Veya madem ki azap getireceksin, o zaman getir de azabı bir görelim. Allah da azap mutlaka gelecek ama her şeyin bir zamanı, zemini var ifadesiyle peygambere anlatıyor. Olay bu. Şimdi Ayşe Hanım burada diyor ki, bak peygamber şeye vurgu yapıyor. Ahiret azabına. Ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum diyor. Ötekiler de diyorlar ki, ya bizim için fark etmez. Sen ister bir azaptan kork, ister korkma, ister bana anlat, ister anlatma. Hiçbir önemi yok. Seni ciddiye almıyoruz diyorlar. Senden öncekiler de böyle hikayeler anlatıyordu diyorlar. Dedelerimizden filan bir şeyler. Biz azap mazap görmeyeceğiz diyorlar. Şimdi burada iki görüş var. Birisi din gününün azabından korkuyor, çekiniyor. Öteki de öyle bir azabı varsaymıyor. Yok böyle bir şey diyor. Şimdi ahirete inanmak bu kadar önemli bir şey mi? Yani peygamber bunlara dese ki ya inanmazsanız inanmayın ama yine şöyle iyi güzel bir şekilde yaşayın gitsin dese. Ve o insanlar da tamam ya bak işte fakire fukaraya yardım edelim efendim şöyle yaşayalım kafamıza göre. Ama ahiret mahiret bizi ilgilendirmez. Böyle bir yaşantı olsa olmaz mı? Bu böyle bir şey kötü bir şey mi olur? Olmaz hocam. Çünkü gerçekten ahiret inancı, ahiret bilinci hayatın bence ta kendisi. Yani ahiret inançsız bir yaşam biçimi olamaz ki. Ya, oluyor, görüyoruz ne olduğunu. Hani nasıl zalimleştiğini, insanın ne hale geldiğini böyle bir görüyoruz. Ama ahiret bilinciyle yaşamak, yani ahiret bilincinin sistemin içerisinde yaşamak bambaşka. Yani evet. Olmalı. Peki ben Fatih Kutal'a bir şey sormak istiyorum. Fatih bilmiyorum müsait mi? Peki şöyle olsa gerçekten de Allah bizi böyle bu şekilde yaratsa dese ki mesela ahiret yok. Burada buna ödül ve ceza vermeyeceğim. Burada yaşayın bakın başınızın çaresine bakın dese ve biz bu şekilde yaşayıp ölsek. Böyle bir şey kabul edilebilir bir durum mudur? Yani illa ahiret olması mı gerekiyor? Mantıklı bir düşünceyle ahiretin olması gerekli zaten abi. Yani Allah korkusu olmayan, ahiret korkusu olmayan insanın ahlakı da düzgün olmaz ki. Yani ceza olmadığı zaman bir insana iyilik yaptırabilir misiniz? Tamam adam yani, iyilik yapmasın burada ölsün gitsin ne kaybederiz? Veya kötülüğe nasıl engel olacaksınız? Yani bir sürü kötüye meyilli insan var. Nasıl engel olacaksınız bu? Yani ahiret kötülüğe engel olunması için mi var? Şöyle diyebilir miyiz? Bence ahlak, güzel ahlak için ahiret olması gerekli. Eyvallah. Ali Can bir şey söylüyor herhalde. Buyur Ali Can. Yani ben mesela Suriye'de öldürülen bebeklerin katillerinin cezasını çekmesini istiyorum ben yani. Veyahut da depremde Azerbaycan'dan bir tane Murat 124 arabasını alıp da bayrağını takıp evinde ne varsa arabasını doldurup da
deren bölgesinde koşan o adamın ödülünü almasını istiyorum. Yani onun mükafatının verilmesini istiyorum ben. Bunu Allah da muhtemelen böyle istiyor. İyi ile kötünün ayrılması için ahiretin olması gerekiyor. Diğer türlü adil olmazdı muhtemelen. Yani. Peki burada soru sorabilir miyim? Buyur. Hazreti Ebu Bekir demiş ki Allah'ım vücudumu o kadar büyüt, o kadar büyüt ki cehennemi kaplasın ve orada hiç kimseye yer bırakmasın. Nereye koyacağız şimdi bunu Ali Can? Bu tabii hikaye abi. Yani bu öyle bir şey olabilir mi? Yani o Allah haşa Hazreti Ebu Bekir'den daha mı merhametsiz, daha mı az biliyor bu işte Allah'ın cehenneme atacağım dediği evet. Bu, yani burada bakın elçinin söylediği bakış açısıyla oradaki sekülerleşmiş dünyevileşmiş kalbin söylediği iki düşünce karşı karşıya geliyor. Şimdi bu iki düşünce üzerinden mantık yürütelim. Yani bunu karikatürize ederim. Peygamberin söylediği üzerinden gidelim. Hesap günü var. Bu hesap günü niçin var? İyi işler yapana, güzel işler yapana mükafatını vermek, kötü işler yapana da bunun cezasını vermek. Peki niçin bu böyle? Hak, adalet gereği bu böyle. Yani bu dünyanın barış, huzur, adalet, hak üzere yaşayabilmesi için öbür tarafta o ödül ve ceza sisteminin o günün olması gerekiyor. Yani eğer onu ortadan kaldırdığın zaman buradaki dengeyi kurma imkan ve ihtimali ortadan kalkıyor. Çünkü güç sahipleri gücü eline geçirdiyse adam ne diye hak hukuk uygulasın ki? Niye uygulasın? Var mı bir sebebi? Adamın maksadı... Anlamsız olurdu abi. Tabii adamın maksadı kendi nefsini tatmin etmek, kendi kavmini yüceltmek. Mesela işte ne diyor Alman faşistleri? Almanlar die haben blaues Blut diyor mesela. Biz mavi kanlıyız diyor. İşte bizimkiler de wir haben rote Blut diyor abi. Ne diyeceksin? Sarı saçlı, mavi gözlü efendim filan filan böyle kendilerine üstün. Şimdi bu ırk üstünlüğü ele geçirdiğini düşün. Tamam, bütün zulümleri yapacak, kendisi sefasını sürecek. Nereye sana iyilik yapsın? Bunun, bu ırkın diğerlerine iyi davranması için başka herhangi bir güç de yoksa, işte dünyayı o zaman zulüme teslim etmiş oluyorsun. Az önce Ali Can'ın söylediği gibi, o bebekleri öldürenlerin, o zulümleri yapanların yaptıkları da yanlarına kalmış oluyor. Yani o zaman yeryüzü zulüme terk edilmiş, zulüm ekseni üzerine yaratılmış oluyor. Hayatın anlamı o zaman ortadan kalkar. Yani eğer bu zulümlerin cezası verilmeyecekse, bu dünyada zulüm niye var o zaman? Olmasaydı hepimiz böcekler gibi veya kuşlar gibi yaşayıp ölüp gitseydik o zaman. Şeylerin dediği üzerinden gidersek, o zulüm işleyen kavmin dediği üzerinden gidersek, ahireti kaldıralım. Kaldırdık. Güzel. Şimdi teknoloji yerine geçirmiş, efendim bomba yerine geçirmiş, enerji yerine geçirmiş, her türlü imkanlarla kafası kaldıranı eziyor. Seni kırtlağa kadar borçlandırıyor. Her tarafından olmadığı içindekileri satın alıyor. Olmadı darbeler yaptırıyor. Her şeyiyle kafana tasmayı geçiriyor. Artık senin insanca bir hayat yaşayabilme imkanlarını tamamını ortadan kaldırıyor. Şimdi adama ya sen bunu niye yapıyorsun dediğin zaman da ben barış için yapıyorum bütün bunları, demokrasi için yapıyorum diyor. Bütün insanların iyiliği burada diyor, bende bu olacak diyor. Peki o zaman insan şu soruyu sorar. Ya bu güneşi var eden, beni buraya getiren güç beni bunlara mahkum etmek için mi getirdi? Bu soruyu sorarsın. Beni niye getirdi buraya? Ama bu zulümlerin hesabının sorulacağı, hesap gününün var olduğunu bilirsen, o zaman bu kişiye bir hedef belirlenir. O zaman o kişi iyilikte, doğrulukta ısrar eder. Sapmaz yani yoldan. Niye? Ben saparsam ben de onlar gibi olurum, öbür tarafta hesap veririm diye. Ve üstelik
o zalimlere karşı gelmekten de vazgeçmez. Öbür türlü, öbür tarafta ödül ve ceza yoksa, ben de o zaman o zalimlerin safına geçerim. Ben de keyfime bakarım, onlarla birlikte öbür garibanları sömürürüm. Niye? Zaten bu dünyada ölüp gideceğim, yok olacağım, bir daha hesap kitap olmayacaksa niye zulüm çekeyim ki? Sebep niye? Yani anlam ortadan kalkıyor. Barış ve adaletin temelleri tamamen sarsılıyor. Ahireti ortadan kaldırdığın an bu böyle oluyor. Tabii bu bizim konuştuğumuz daha işin yüzeysel tarafı. Ya bunun detaylarına indiğin zaman korkunç gerçekler karşına çıkıyor. Şöyle diyelim isterseniz. Allah iki hayat ortaya koymuş. Birisi dünya hayatı, birisi de ahiret hayatı. Dünya hayatında insanlara belirli bir zaman dilim içinde süre tanımış ve bu süre içerisinde zulmeden, inkar eden insanlar da var, iman eden, salih amel işleyen insanlar da var. İşte dünya hayatında zulmeden, inkar eden insanları Allah iman eden ve salih amel işleyen insanları güç ve iktidar sahibi yapıp onları kendi kontrolleri altında yaşatmayı, onlar zulmettikleri zaman zulümlerine dur demeyi onlara emanet bırakmış. Ama eğer bunlar beceremiyorsa, becerememişse, hani Tövbe suresi 52. ayette ne diyordu? De ki, bize Allah iki güzelliğin dışında birini mi vaat ettiğini söylüyorsunuz? Eğer biz güç ve kuvvet sahibi olursak sizi yener, bizim elimizde siz azaba uğrarsınız. Eğer biz bunu beceremezsek, bizi öldürürseniz ahiret aleminde Allah bizi cennete koyacak. Kendi eliyle Allah ahiret aleminde sizi azaplandıracak diyor. O zaman işte biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz ifadesini kullanırken dünya hayatında güç ve kuvveti inanan insanlara vermeyi istiyor Allah ve bunun için bütün dünyadaki mustazif olan insanların birleşip bu zalim olan insanların o horozluluğunu, zulmünü ortadan kaldırmak için mücadele vermesini istiyor Allah. Bu da bir deneme, bir sınav oluyor diye düşünüyorum. Şimdi bir de bu inkarcıların diğer ayetlerde ortaya sürdükleri bir gerekçe daha var. O da diyor ki Ali İmran 183'te ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe biz iman edecek değiliz diyor. Şimdi biliyorsunuz kurbanı biz işlemiştik. İnsan hayatını ya hak yolunda kurban veriyor ya da batıl yolunda kurban veriyor. Üçüncü kurban vereceği bir yol yok. Şimdi o zaman bunlar yani ölmüş, cehenneme gitmiş, o cehennemin içerisine girmiş, birisini getir bize diyorlar. Bir görelim gerçekten var mı yok mu, gitmiş yani yanıyor mu yanmıyor mu diye. Peki ben burada Hatice Hanım'a sormak istiyorum. Biz şimdi böyle birini görme şansımız yok. Biz görmedik diye cehennem yok mudur Hatice Hanım? Veya göremiyoruz diye. Ve göremediğimiz şeye inanmamamız mı gerekiyor? O inkarcı kavmin mantığı üzerinden yola çıkarsak. Tevfik abicim, Allah anlatıyor. Cehennem var. Neden? Çünkü biraz önce konuştuğumuz konuyla alakalı. Yapılan kötülüğün ve yapılan iyiliğin karşılığı olarak cennet ve cehennem var. Dolayısıyla insan da inanmak zorunda, yani fıtratı gereği. İnanmadan yaşadığında ateistlerin ya da deistlerin nasıl olduklarını görüyoruz. Hani sınırları yok kötülük anlamında ya da her türlü ahlaksız anlamında. Dolayısıyla iyilik ve kötülüğün karşılığı olarak biz cennete ve cehenneme inanıyoruz. Tabii biz yaratıcıya inandığımızdan dolayı bu böyle oluyor. Ama onlar yaratıcıya inanmıyorlar. Evet. Bakın en büyük gerçeği burada inkar ediyorlar. Şimdi nasıl inkar ediyorlar? Üzerinde yaşadığımız bir dünya var. Bir güneş var. Bir sistem var. Milyarlarca sayısını dahi sayamayacağımız kadar birbiriyle uyum içerisinde çalışan organizma var. Enerji var. Çekim kuvveti var. Var da var. Yani daha belki
belli bir bölümünü de henüz insanlık keşfetmiş de değil. Doğal olarak şu soruya insan cevap bulması gerekir. Var da bütün bunları kim yapıyor böyle? Gökten suyu kim indiriyor? Güneşi kim orada tutuyor? Dünyayı kim böyle çeviriyor? Kim benim kalbimdeki kanı pompalıyor? Şimdi işte inkarcılar bu soruya cevap aramıyor. Aramadığı zaman da en büyük gerçeği inkar etmiş oluyor. Bu gerçeği inkar eden topluluk o zaman bir yaratıcının var olduğuna inanmıyorsa o yaratıcının hesap soracağına da inanmıyor. İşte en büyük hatayı burada yapıyorlar. Şimdi evet biz o yaratıcının kendisini görmüyoruz. Göremiyoruz. Ama yaratıcının eserlerinin içerisinde yaşıyoruz. Şimdi neden algılıyoruz? O yaratıcı, yani bizi bu evrenin bir parçası olarak yaratan Allah bize bunu kavrayacak bir mekanizma vermiş. Bu soruları sorabilecek. Bunun perde arkasında ne var? Bizi kim getirdi buraya? Nereye götürüyor? Neden bize sormadan bizi dünyaya getiriyor? Bize sormadan da götürüyor. Bizim isteğimize bağlı olan bir şey değil. Bizim gücümüzün üzerinde bir güç var. İşte bu sorulara aklını doğru kullanan bir insan cevap aramaya başladığında bu evrenin yaratılış maksadıyla alakalı ve nasıl kullanılacağıyla alakalı peygamberlerin getirdiği vahiy ile karşılaşıyor. Bu ikisini bir araya getirdiği zaman da işte büyük gerçek burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir yaratıcının var olduğunu bilip de bu yaratıcının hesap sormayacağını, böyle bir şeyin olmayacağını söylemenin imkan ve ihtimali yoktur. Buyur Ali. Abi bunun Kur'an'ı karşılığı gayb ayetleridir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. Onlar gayba iman ederler ve onlar hemen peşinden de mutlaka şey gelir. Salih ameller işlerler. Salatı ikame ederler, ederler ve salih ameller işlerler. Yani Kur'an'daki gayb ayetlerinin tamamı ahirete, ahiretteki cennete, ahiretteki azaba ve Allah'ın varlığına, birliğine ve hesap soruculuğuna delalet eden, yani bağlamı, gaybın bağlamı Kur'an'da hep bu şekilde geçiyor. Onun için bu bir imani konudur. Öldükten sonra kim gelmiş gidiyor adam ve adama sadece dediğin gibi biraz dünyadan bahsediyorsun. Biraz iyi olmanın manasından, anlamından bahsediyorsun. O zaman ahiret yoksa sonucunun akıbetiyle insanın akıbeti aynı olacaksa, böyle bir inanışı varsa Allah insanların, iman etmeyenlerin özellikle, o zaman iyi olmanın bir anlamı yok. İşte bunu izah etmeye çalışıyorsun. Anlayabilirse bu şekilde anlıyor. Anlayamazsa zaten başka türlü anlatma metodu yok bu işin. Şöyle diyelim isterseniz, yani hani Allah'a inanmak yeterli olmuyor. Allah'a inanmakla beraber Allah'ın Rabliğine inanmak gerekiyor. İşte onlara gökleri ve yeri kim yarattı desen Allah derler. Sizi kim yarattı desen Allah derler. Nasıl da çevriliyorlar. Yani Allah bizi yarattı, bu evreni yarattı, mükemmel bir düzen içerisinde bir ölçü koydu. Ama dünya hayatında Allah peygamber göndermez, kitap göndermez. Dolayısıyla ahiret alemi diye bir olay da yoktur diyorlar bunlar. İşte Allah'ın Rabliğine inanan insanlar hem ahiret alemine hem Allah'ın gönderdiği peygamberlere, kitaplara, meleklere, Allah'ın gönderdiği kural ve prensipler içerisinde yaşamayı kendilerine ilke edinen insanlardır. Bunu ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, yani adaletin bir yarısı buradaysa bir yarısı da öbür tarafta tamamlanmış oluyor. Aynen. Evet. Devam edelim. Öncelikle onu yalanladılar. Biz de onları yıkıma uğrattık. Gerçekten bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Böylelikle onu yalanladılar. Biz de onları yıkıma uğrattık. Biz de onları suda boğduk. Biz de onları helak ettik. Biz de onlara taş yağdırdık. Biz de onlara sayha tutturduk. Bu ifadeler
kesinlikle dünya hayatında yalanladılar. Ama Allah kesinlikle dünya hayatında müdahale etmiyor. Ahiret aleminde o yalanlayanları hem dünya hayatında o peygamberlere ilahi mesajla mesafeyi arasını perde çekiyor. Hem de ahiret aleminde ebedi bir azapla onları azaplandırıyor. Dünya hayatında öyle bir müdahale yok. Hani suç işleyenlerin cezasını hemencecik verecek olsaydık yerin sırtı üzerine bir tek canlı bile bırakmazdık. Onları adı konulmuş yani ahiret alemine erteliyoruz ifadesi kullanıyordu. İşte gerçekten bunda bir ayet vardır. Bunları inanan insanlar, aklını kullanan insanlar bunlardan ibret alır, ders alır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. İman etmiş etmeyen insanlar da bundan kesinlikle ders almazlar. Olay bu. İşte Nuh kavmi, Lut kavmi değişik ifadelerle yıkıma uğratılmış, helak edilmiş bütün kavimler dünya hayatında yaşıyorlar. Onlara Allah'ın özel bir taş yağdırması, saya tutması, gökten efendim her türlü musibetleri indirip de onları yok etmesi olayı değil. Dünya hayatında yaşıyorlar ama kör ve sağır olarak yaşıyorlar. Kalbi mühürlenmiş olarak yaşıyorlar. Böylece ahiret alemindeki azaba atıf yaparak böyle bir ifade kullanıyor diye düşünüyorum. Evet. Ben burada Ali Can'a bir şey sormak istiyorum. Ali Can, oradaki ayette diyor ki Allah helak ettik onları diyor. Yani ha sen de miydin sıra özür dilerim. Buyur Nurşen Hanım. Estağfurullah Tevfik abi. Ben mesela derslerden önce şeyi düşünüyordum. Ali Can kardeşimiz gibi çok üzülüyordum. Hatta o kadar böyle kendimi zorluyordum ki yani Allah neden müdahale etmiyor? Suriye'deki ölen çocuklar için, savaş için bundan 5 sene öncesi yani derslerden önce o kadar üzülüyordum ki şimdi düşünüyorum da gerçekten iman etmemenin işte karşılığı oydu. Allah'ın müdahale etmediğini bilmiyorduk. Yani Allah'ın müdahale etmesi gerektiğini kesinlikle o çocukların Allah'ın kurtarması gerektiğini düşünüyordum. Yani neden Allah müdahale etmiyor? O kadar sorguladım ki o dönemlerde. Şimdi derslerden sonra ama her şey daha iyi oturuyor. Daha güzel anlıyorum her şeyi. Evet. Yani imtihan esnasında Allah'ın müdahale etmesi o zaman imtihanın bozulmasına sebep oluyor. O zaman imtihan etmenin de bir anlamı kalmıyor. Allah bir şey değil, o zaman her şeye müdahale etmesi gerekir. Her şeye müdahale ettiği zaman da kimseye günah işlettirmez. O zaman da biz sürekli sevap işleyen robotlar haline geliriz. O zaman imtihanın da bir anlamı ortadan kalmıyor. Yani bize verdiği iradeye o zaman gerek kalmıyor. O kötülük işleme ve iyilik işleme iradesine gerek kalmıyor. Peki Alican şöyle denilebilir mi? Hani diyorlar ya farklı farklı şeriatlar diye. Allah'ın şeriatı o zaman farklıydı. O zaman günah işleyenleri helak ediyordu, taş yağdırıyordu, öldürüyordu. Ama sonradan şeriatını değiştirdi. Şimdi kıyamete kadar süre verdi. Bundan dolayı helak etmiyor, taş yağdırılmıyor. Abi zaten böyle diyorlar. Biz ayetlerimizi artık göndermiyoruz. Onlara mucize göndermiyoruz. Çünkü daha öncekiler yalanlamışlardı. O yüzden göndermiyoruz artık diye kaç tane hangi ayetti? Peki İsra suresi 59. Direkt bu ayete dayandırıyor. Yani Muhammed aradı Muhammed'e diyor ben sonra artık mucize gelmiyordu. Gelmiyor insanlara. Çünkü daha öncekiler onu yalanlamışlardı diyorlar. Böyle anlıyorlar zaten. Allah o zaman hatasını mı düzeltmiş? Deneme yanılma yöntemiyle Muhammed'e kadar vermişmiş. Ya ben oraya en iyisi ben bunu değiştireyim mi demiş. Evet arkadaşlar sanki öyle gibi anlaşıyor. Yaptık da ne oldu? Kimse bak inanmadı bu işe. Herkes bunu yalanladı. Peki. Anlıyorlar yani. Peki daha önce helak olan insanlar demezler mi? Ya Rabbi bizim ne suçumuz var? Muhammed ümmeti diye bir ümmet getirmişsin. Her yere put dikiyorlar. Meyhaneleri var. Fuhuşhaneleri var. Birhaneleri var.
Tekirdağ rakı fabrikaları var. İçim içim tıksırıyorlar. Bir de sana da küfür ediyorlar. Allah'ın kitabını diyorlar. Onlara tık yok. Ama orada bizi öldürdün işte deve kesti diye. Bizim suçumuz değildi. Sen nasıl almazsın demezler mi? Haşa tabii ki. Yani bir, üstelik bir deve kesti diye bunu yaptığını zannediyorsunuz. Burada binlerce insan öldürülüyor, kesiliyor, tecavüze uğruyor çocuklar, kadınlar. Onların bunları yapanlara hiçbir şey yapmayan bir tanrı ki haşa bu insanı ateist yapar. Ben mesela bunu görsem, Allah Kur'an'ı bilmiyor olsam ateist olurum. Yani derim böyle değil mi olur yani derim. Ki ben zaten böyle demiştim zaten başında ateist olurken. Haşa. Ne zaman ki anlıyorsun ki Allah adaletsiz davranmaz. Bu Allah'ın işi değil. Allah bununla uğraşmaz bile. Yani bu Allah'ın böyle şeyi yok. Allah için bu bir konu değil yani Allah için. Çünkü herkes hatta bakın hatta bu bir ceza değil. Yani adamın kafasına taş vurdun, öldürdün. Adam öldü. 5 saniye sürdü. Adam öldü. İşte bu ceza değil ki onun için. Eğer ceza buysa böyle ceza mı olur? Bu adam hayatı boyunca kötülük yaptı. Hayatı boyunca işte çocuklara tecavüz etti. İnsanları karnını değişti, öldürdü, bilmem neyse yaptı. Bu adamın cezanın içinden kurtulamıyor olması lazım. Sen adamın kafasına bir şey vurdun. Adamın 5 saniyede adamı öldü. Peki böyle ceza olmaz ki. Bu ceza değil zaten. Ben burada başka bir soru sorabilir miyim arkadaşlara? Şimdi hepimiz az çok yaşını başını az çok almış, orta halin üzerine çıkmış insanlarız. Ben hariç, ben gencim, ben yaşlı değilim. Evet. Hani babalarımız, dedelerimiz de biz göz önünde bulundurursak, onların anlatımları, hani biz en azından onlara şeyiz, onlara ulaşmış insanlar olarak, tebe-i tabiinden olarak diyelim en azından. En gördüğümüz musibetler, yani şu son bir aydır mesela deprem gördük. Ondan sonra sel oldu bugün dün. Ondan sonra daha öncesinde yine deprem oldu. Daha öncesinde orman yangınları oldu. Gerçekten insanlar mağdur oldu ve bazıları öldü. Onlarca, yüzlerce insan öldü. Onun öncesinde mesela tsunami oldu. Bu Aceh'de çoğunluğu Müslümandı ölenlerin. Ondan sonra benzeri olaylara baktığımız zaman hani Allah'ın şeysi, Allah'ın işte helakı diyebileceğimiz, Allah'ın hani yoldan çıkmışlara cezası vesaire denilebilecek kapasitede, kapsamda olaylar. Fakat o ölenlere baktığımız zaman o ölenler esasında kayır ekseriyetiyle masum ve bir kısmı da Müslüman insanlar. Çok az bir kısmı Müslüman ama büyük çoğunluğu tamamına yakını masum insanlar. Ve biz geçmişten günümüze benzeri olayları biz helak olarak değerlendirmeye kalkarsak, o zaman masum insanlara aslında Allah ceza veriyor. Allah zalime ceza vermiyor. Yani ben şu ömrüme geldim geleli, mesela zalim, kimlerdi zalim benim gördüğüm? Amerika zalimdi. Taçlılar zalimdi. Siyonistler zalimdi ve hepsi zulmüne devam ediyorlar. Ruslar zalimdi. Bunlar da zulmüne devam ediyorlar. Hani bu arada bir kısım diktatörler vardı. Ahmaktı onlar. Bak onlar zalimden önce ahmaktı. Önce ahmaktı, sonra zalimdi. Mesela Saddam, Kaddafi, bu Binali falan vardı. Bunlar bir bakıyorsun zulmediyor ama aslında büyük zalimlerin adına zulmediyor. Yani kendi adına zulmetmiyor. Yaptığı zulüm büyük zalimlerin en çok işine yarıyor. Ve filmin sonunda kendi başına bela koruyor yaptığı zulüm. Diktatörlerin. O zaman Allah'ın helakı o zaman Müslüman, masumların başına patlamış oluyor. Değil mi? Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor aslında. Ve bu geçmişte de aslında benzeri olaylar tekerrür etmiştir. Savaşlara bakıyorsun. Birinci, ikinci ve ondan önceki savaş, dünya savaşlarına ve bölgesel savaşlara. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Aslında zalimlerin savaşı, arada telef olan masumlar var. Yani zalimlerden 10 kişi ölüyorsa masumlardan 1000 kişi ölüyor. Kat ve kat daha fazla. Yani bunun istatistiğine baktığımız zaman da bunu görüyoruz. O zaman bunu nasıl değerlendirir? Yani bu olayla bunu da ilintilendirdiğimiz zaman nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Bence üstüne biraz kafa yormak gerekir diye düşünüyorum. Bir olay anlatayım isterseniz. Mikail Bayram vardı. Biz o Kur'an okuduğumuz dönemlerde Fil suresiyle ilgili doktora tezini ondan almış. Orada Fil suresiyle ilgili olay anlatırken bir yanardağ patlaması olmuş orada.
o yanardağdan patlayan lavlar o fil ordusunun üzerine pişmiş taşlar halinde düşmüş, yeni gekin haline getirmiş. Özet olarak böyle anlattı. Ben de dedim ki, bak Kur'an'da hep anlatırken inkar edenlere, zulmedenlere helak ettik, iman eden ve salih amel işleyenleri kurtardık. Hep böyle anlatıyor. Peki o yanardağdan çıkan lavlar gerçekten sen inanıyorsun şöyle geç, sen inkar ediyorsun böyle geç diye ayırıp da inanmayanların üzerine mi düşüyor? Yoksa her ikisine de ayırt etmeden ikisine de mi düşüyor? O zaman bu doktora tezi tutmamış dedim ben. Kur'an'da hep iman eden ve salih ameller isteyenleri kurtardık, inkar eden ve zulmedenleri de helak ettik. İşte orada ebabil kuşları anlatırken dünya hayatında eğer bir azap varsa insanlar eliyledir. O da son nebi Resul'ün ümmi bir toplum içinden çıkıp güç ve kuvvet haline gelip o Yahudi ve Hristiyanların kökünü çabağını kesmesi olayı olarak anlatıyor Kur'an diye anlattım ona. Şimdi Mikail Bayram Konya Selçuk Üniversitesi'nde bir şeydi. Profesörlük yapıyordu. Tarih yani profesörü. Kendisi. Efendim? Tarih profesörü diyorum. Tarih profesörüydü. Zaten kendisi İran asıllı, Fars asıllı yani. Aile oradan gelme. Çok iyi, yüksek derecede Arapça biliyor. Yüksek derecede de Farsça biliyor. Bütün o Farsların, o Şiilerin yanlış inançlarını hepsini tek tek incelemiş, ortaya çıkartmış. Yani özü itibariyle yanlış veya kötü bir insan değil. Fakat Kur'an'ın konuşma dilinde bazı noktaları, püf noktaları tespit edemeyince istesen de istemesen de Arapça üzerinden gidiyorsun. Ondan sonra da böyle yanlış sonuçlara çıkıyorsun. Ama inşallah kendisini düzeltmiştir yani. Yani benim çok takdir ettiğim, takip ettiğim bir insandı. Yok zaten biz birinin kötü olduğunu söylemiyoruz. Yani şu Kur'an'ın anlattığı din anlayışını anlayan insan sayısı yok denecek kadar az. Yani şu gün ortada dolaşan din anlayışı hep geleneksel tarihsellik ilkesine bağlı kalarak Ahmet şöyle dedi, Mehmet böyle dedi. Hurafelerle ortaya koyulan dinle şu Kur'an'daki Kur'an okuyanlar bile hep hurafelerle yola çıkarak ayetleri açıklamaya çalışmışlar. Açın bakın. Hep yeni tefsir yapanlara bile bakın. Yani bu Ali'nin bahsettiği helak olayında Allah helak ederken suçluyla suçsuzu, iyiyle kötüyü ayırt etmiyor. Birileri yanlış yapıyor. Onun içinde kim varsa, çocuk demiyor, yaşlı demiyor, peygamber demiyor, inanan demiyor, inanmayan demiyor, güldür hepsini beraber cezalandırıyor. O zaman o öyle suçsuz çocuklar oluyor. Tabi çocuklar diyebilir ki ya. Benim anlattığım olaylar hani helak olarak biz neyi görebiliriz diye geçmişten bugüne baktığımız zaman bunu görebiliriz. Bunun ötesine helak diyeceğimiz bir olay yok. Yani şu deprem eğer bir helaksa şu deprem bir helaktır. Yani bunun içinde söylüyorum bunu. Ben bunu helak olduğuna inandığım için de inanmıyorum zaten. Yani helak diyebileceğimiz olay bunun dışında başka bir şey yok. Değil mi? Bundan, bu depremlerden, selden, heyelandan, orman yani bunun ötesinde toplumsal ölümlerin gerçekleştiği bir helak göremiyorum. Yani kavimin bir kısmı gidiyor orada. Ciddi bir kısım insan gidiyor. Kur'an. Burada ölenlerin kahir ekseriyet, mazlumlar. Yani Allah yanlış iş yapıyor o zaman. Kur'an, yani. Kur'an şeye ölüme ve fiziki olarak meydana gelen bir olaya helak demiyor. Kişi kafir olarak ölmüşse helak olmuş oluyor. Mümin olarak ölenlere Kur'an helak olur. Helak ettik demiyor. Yani
Diyelim deprem oldu, bir mümin depremde öldü. Allah ona asla o helak oldu demiyor, onu helak ettik demiyor. Yani Kur'an'a göre helak, kafir olma ve kafir olarak ölme. Dünyadayken, aynen o, başka helak yok. Dünyadayken kafir olmuşsan ve o yola gidiyorsan senin helak olmuş oluyor. Ölümünle de o tescillenmiş oluyor. Helak oluyorsun yani. Veya daha yaşarken kalbin mühürlenmişse, geri dönemeyecek noktaya gelmişse, dünyadayken artık senin helakin tamamlanmış oluyor. Sadece cezayı yiyeceğin günü bekliyorsun.